Süleyman Özışık Kılıçdaroğlu başbakanlık koltuğuna oturmalı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Partisi'nin Ankara Geleceği Birlikte Kuruyoruz konulu bölge toplantısında yine tuhaf açıklamalara imza atmış. Gerçi her konuşması bir öncekinin mumla aratıyor ama galiba bu son konuşma en beter olanı olarak tarihte yerini alacak. Özetleyecek olursak AK Parti'nin yolsuzluk, hırsızlık ve usulsüzlükler yaptığını söylüyor. Sonra aynen şunları söylüyor. Devlet, bilgi, bilim ahlakla yönetilir. Ortak aklı egemen kılarak devleti yönetmelisiniz. Devlet, de her şeyin kuralı hukuku vardır. Biz gelirse ülkeyi çok iyi yönetiriz. Dünyanın en kolay işi bir devleti yönetmektir. Bizim yapacağımız şey kurallara uymaktır. Böyle yapınca devleti yönetmek zaten kolay oluyor. Bizi bir kere iktidar yapın size gösterelim. Adam sanki oy isteyen bir muhalefet lideri değil de Acun Ilıcalı'nın yeteneksizsiniz programına katılan bir yarışmacı. Acun Bey siz bu turda bana oy verin ikinci tura geçersem buraya ejderha getirmeyi düşünüyorum. Hepinizin huzurunda o ejderhanın ağzından alevler çıkarttırırken anasının sütünden emdiği sütü memelerinden fışkırtacağım der gibi oy istiyor halktan. Devleti yönetmek de işte bu kadar kolay ne de olsa SSK Genel Müdürlüğü döneminden müthiş bir deneyimi var. Devleti yönetmek kolay ama iktidara gelebilene kolay kendisi için dünyanın en zor şeyi iktidara gelebilmek. Mesele burada işte. Yani halk umudunu öyle kesmiş ki hani Obama'ya tekme tokat girişse Netanyahu'yu alıp yere yapıştırsa halk kendisine meyletmiyor. Gerçi halkın günahını almayalım. Belki de ben yanılıyorumdur belli mi olur? Belki de seçmenin bu iş çocuk oyuncağı Kılıçdaroğlu'nu daha zor günler için saklayalım şeklinde bir eğilimi vardır. Netice itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu zor işlerin adamı olduğunu pek çok alanda yaptığı inanılmaz icraatlarla gösteren Halkın Teveccühünü Kazandı Mesela Yürüyen Merdivene Düz Binmek Kolaydı Ama O Ters Binerek Zor Olanı Tercih Etti Mesela Kağıthanedeki Seçim Sandığına Gidip Kendi Şahsına Oy Vermek Çocuk Oyuncağıydı Ama O Akşama Kadar Kağıt Tepeyi Arayıp Oy Kullanmadan Geri Döndü Mesela Herkesin Akdeniz'de Bildiği Mersin'i Bir Saniyede Güneydoğu'ya Monte Ederek Bir Coğrafik Zorluğu Kolaya Çevirdi Mesela Van Gölünü Bir Asa Darbesine Bile Gerek Duymadan Yardıraya Ardıravan denizine çeviren adam olarak tarihe geçti. Biz Recep Tayyip Erdoğan gibi verdiği sözü tutanlardan olmayacağız diyerek dürüstlük abidesi olduğunu gösterdi. Eski bir maliyeci olarak 7 artı 4 eşittir 12 eder diyerek kendisini hesap uzmanı yapan kararnamenin hakkını veren isim oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması ve seçilmesi işten bile değildi ama o ne yaptı? ismini bile bir ayda ancak telaffuz edebildiği Ekmelettin İhsanoğlu'na da göstererek zoru başardı öyle değil mi? Tek başına AK Parti'yi paçavraya çevirebilirdi ama 14 parti artı cemaatin desteğini alarak tarihi bir seçim yenilgisi zaferine imza attı. Yahu adam Türk siyaset tarihinde cemaati CHP için kapı kapı dolaştıran tek solcu lider oldu. Bilgi desen bilgi, bilim desen bilim, ortak akıl desen alası var. Daha ne yapsın? Kolay olan kaçak su kullanarak hırsızlık yaptığı ortaya çıkan kendi partisinin milletvekili Aylin Nazlı Akay'ı yönetmektir ama o buna tenezzül etmeyecek kadar gözü yüksekte biridir. Devleti yönetmek tırıvırı, o işleri ancak AK Parti gibi beceri düzeyi dip yapmış siyasi hareketler becerebilir. Onlar bu kolay işi 12 yıl yapsı zaten. Artık yeni bir döneme giriyoruz. 2014 yılı Türkiye için kısmen zorlu geçti ama 2015 yılının çok çetin koşulları beraberinde getireceği kesin. Şahsi fikrimi soracak olursanız, genel başkan olduğu günden bu yana tüm bu zorlukların üstesinden gelen bu müthiş adamın zaferini tam da böyle zorlu bu dönemde taçlandırmamız gerekiyor. 23 Nisan'da görevi bir günlüğüne kendisine vererek en azından ona olan vefa borcumuzu ödemeliyiz. Yoksa tarih bizi asla affetmez. Süleyman Özışık internethaber.com